Melih Altınok, Badminton Federasyonu. Vasat bir performans sergilediğimiz Paris'teki yaz olimpiyatlarının ardından konuşan Spor Bakanı Osman Aşkınbak, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil, uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen bu imkanlar doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir dedi. Bakan hangi federasyonları kastediyor net değil. Zira sayabildiğim kadarıyla 70'e yakın federasyon var. İngiltere'de var mı bilmiyorum ama Hindistan'dan dönen İngiliz subaylarının 1800'lerin sonunda moda haline getirdiği badminton'ın bizde federasyonu var. Rugby'den curling'e, wushu'dan boca bowling dart'a hiçbir spor dalı atlanmamış. Orienting federasyonuna kadar gelindiği ve başka disiplin kalmadığı için olsa gerek herkes için spor adıyla bile federasyon kurulmuş. Ama sanmayın ki geleneksel yakan top, çuval yarışı, halat çekme, mendil kapmaca, tombuk oyunu, seksek oyunlarımız unutulmuş. Çocuk oyunları ve spor kulüpleri federasyonu da o işe bakıyor. Her federasyonun başkanı, yönetim kurulu, diğer kurulları ve basın koordinatörü falan var. Sağlam bürokrasi. Kağıt üstündeki resmi kuruluş şemasına bakılırsa Edirne'den Kars'a memleket suvara boğulmuş durumda. Spor Bakanı dünyanın hiçbir yerinde yok dediği imkanların binde birini Ahmet Hamdi'nin saatleri ayarlama enstitüsünde hallice bu federasyonlar yerine mesela Van Gölü'nde saçları sodadan sapsarı olana kadar yüzen çocukları tanısa, birkaçının elini doğrudan tutsa, su sporlarında bir iki altın cepte. Şimdiki aklım olsa yine aynısını yapardım. Dün Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Artık pek çok üniversite var. Herkes bir yere girmiştir mutlaka. Türkiye'de üniversitelerdeki öğrenci sayısının 8 milyon aştığı yıllar oldu. Şimdi 7 milyon civarında öğrencimiz var. Türkiye ile aynı nüfusa sahip olan Almanya'da üniversite öğrenci sayısı 3 milyon. Türkiye Avrupa'da açık ara birinci. Ancak hala üniversite eğitiminin iş garantisi getireceğini düşünenler yanılıyor. Eurostat'ın verilerine göre yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranında Türkiye %9.8, AB ülkelerin ortalaması ise %3.9. Tıp ve bazı mühendislikler dışında üniversitelerle ilgilenen piyasada karşılığı yok. Herkesin kendi parası, zamanı. Kimse akıl vermek bana düşmez. Nasihat edecek yaşta da değilim ama okul sayısının sınırlı olduğu, özel üniversitelerin parmakta sayıldığı zamanlarda öğrenciydim. Ve basın yayına girer girmez kendimi piyasaya attım. Sektör dergileri de dahil maaşa bakmadan çalıştım. İyi ki de öyle yapmışım. Hem pratiğin okuldaki derslerden daha çok işe yaradığını gördüm. Hem de bizim sektörde diplomanın değil, deneyimin geçtiğine şahit oldum. Hedef akademik kariyerse başka. Ancak üniversite ısrarında amaç piyasada iş bulmaksa hayal kırıklığına uğramamak için Umberto Eco'nun modern üniversiteler, işsizlik sorunun saklandığı park alanlarıdır sözünü aklından çıkarmamak lazım. Ulan yine emekli oldu. Eskişehir'de 18 yaşındaki Nazi sempatizan olduğunu söyleyen Arda Küçük Yetim, Telegram kanalında bir manifesto yayınladıktan sonra çay bahçesinde oturup 3 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı. Manifestoda pis Yahudiler, eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum. Umarım bunlarla yeteri kadar böcek temizleyebilirim. Ailemle aram hiç iyi olmadı. Göçmen kayıt merkezine EYP yerleştir ve havaya uçur. Göçmen evlerini hedef al ve hepsini ortadan kaldır gibi ifadeler var. Tutuklanan saldırgan Kürtlerden nefretle bahsederken Yeni Zelanda'da camiyi basan Tarant ve Norveç'te gençlik kampını basan Breivik için ise aziz diyor. Belli ki sanal alemde vakit geçirmekten zombileşmiş. İyi de arkadaş, onca hedef gösterildikten sonra faturayı niye çay bahçesinde oturan emeklilere kestin? Baksanıza, yaralananların tamamı yaşlı başlı insanlar. X fare doğurdu. Trump geçen gün Elon Musk'la Twitter'da sohbet odasındaydı. Beklendiği kadar izlenmedi. Çünkü sıkıcıydı. Sohbette söylediği tek ilginç şey, Time'ın kapağına bastığı Kamala Harris posterini eşi Melania'ya benzetmesi ve güzelliğine iltifat etmesi oldu.